Az TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha karşınızdayız. Bugün ortopedide merak edilenleri konuşacağız. Konuğumuz Neve Sentep Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Bangin Bekir Candan olacak. Sizler de merak ettiğiniz soruları 224 olan koduyla 261, 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilir ve yayınımıza katılabilirsiniz diyerek konuğumuza dönelim. Merak ettiğimiz soruların yanıtını almaya başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Merhaba İrem. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bugün ortopedide merak edilenleri konuşacağız ve ilk olarak da aslında yağ dokudan alınan kök hücre tedavisiyle başlamak istiyorum. Son dönemlerde aslında daha fazla duyuyoruz. Mezoterapi, kök hücre, ozon tedavisi aslında hem fizik tedavide kullanılıyor hem de ortopedide de çok büyük bir yeri var aslında. Hastalara büyük avantajlar sağlıyor. Nasıl bir giriş yapmak istersiniz Tabii. hocam? Yağ dokusundan alınan kök hücre tedavisi nedir? Şimdi bu tedavi ya da bu tarz tedaviler son dönemde popülerleşen tedaviler. Neden? İşte artık insanların belli bir beklentisi var. Şimdi sağlıktan insanların beklentisi bundan çok daha eski dönemlerde hayatta kalmaya yönelikti. Biraz daha beklenti artınca sağlıklı yaşamaya yönelik oldu. Burada ortopediye geçelim. Ortopediden biraz daha beklenti artınca ayağa kalkalım, yürüyelim, işimize bir an önce başlayalım oldu. İşte kusursuz olalım, hiç topallamayalım, biraz daha beklenti arttı. Ve bu beklentiler arttıkça artmasının sebebi bilimdeki gelişmeler. Örneğin biz ortopedide, örneğin ilk çağda ayak kırığı hayat yaşamla bağdaşmazken, bugün ayak kırığı kaçıncı gün işe başlar? Kusursuz zaten o iyileşecek. İşe ne kadar erken başlatabiliriz? Hiç alçıya koymadan nasıl tedavi edelim? Yani artık konforunu arttırmaya başladık. Belki tıp biraz daha gelişince şimdi şuna dönüyor. Acaba organik, acaba dışarıdan katkısız bir tedaviye dönebilir miyiz? Bu beklenti artmaya başlıyor insanlarda. Bu beklenti artınca organik dediğin zaman insanın en organik tedavisi kendi vücudu. Biz şuna dönmeye başladık belki de. Dışarıdan hiç ilaç vermeden acaba insanları iyileştirebilir miyiz? Dışarıdan hiç ilaç vermeden dediğin zaman insanın kendi vücudundaki hücrelere dönmeye başladı tedavi. Kendi vücudundaki hücreler deyince kök hücre kavramı işin içine hemen girdi. Kök hücre şu demek. Kök hücre genel bir isim, bir kavram aslında. Pluripotent hücre daha doğrusu. Ne demek? Bir hücre var elimizde. Bu o kadar bebek bir hücre ki, o kadar öncül, o kadar ilk hücre ki hangi ortama koyarsak ona dönüşüyor teorik olarak. Yani mikro çevre dediğimiz vücutta konulduğu bölgeye göre değişen hücre. Mikro çevresine göre. Yani biz bir hücre bulalım, o hücreyi atıyorum teorik olarak karaciğere koyarsak karaciğer hücresi olsun, kemiğe koyarsak kemik, kıkırdağa koyarsak kıkırdak. O zaman biz öncül, ilk hücreye gideceğiz. İlk hücreyi alacağız. Nere problemliyse oraya. Şimdi kort kanından hücre dondurma diye bir şey herkes biliyor. İşte çocuklar doğar doğmaz annenin karnındaki o kordun içindeki kandan kök hücreler alınıp donduruluyor. İleride bir rahatsızlığı olursa onu kullanırız diye. Neden? O ilk kök hücre. Başka nerede var bu kök hücre vücutta? Biz biliyoruz ki her hücrelerin olduğu her yerde var ama bazı bölgelerde daha çok var. Hangi bölgede? Mesela hocam? Kemik iliği. Çünkü neden? Aktif bir yer. Sürekli kan hücresi üretiyor. O zaman kemik iliğinde vardır. Biz bunu biliyoruz. Başka nerede oluyor? Kanımızda zaten var. Geziyor. Başka nerede oluyor? Yağ dokunun içerisinde var. Şimdi yağ dokunun bir avantajı var. Yağ dokuyu alabiliriz. Başka yere koyabiliriz. Oradan alıp başka yere koyabiliriz. Yağ doku zaten bizim depomuz, fazlalığımız. Hatta alsak ne kadar da güzel olur. Kurtulmuş oluruz. Kozmetik olarak. Evet. Belki sağlık olarak da. Yağ dokunun içerisinde çok fazla miktarda da kök hücre var. Biz bunu keşfettik. Kabaca sıralamayı alırsak en fazla kort kanında var. Yeni doğanda alıp bankalarda donduruluyor. Kök hücre bankalarında ileride kullanılırsa diye. Ondan sonra nerede var? Biz biliyoruz ki yağ dokuda var. Yağ doku ikinci sırada. Başka kemik iliğinde var, sonra kanda var. Demek ki bu kabaca başka her yerde var ama buralardakini biz kullanabiliyoruz. Örneğin biz kanımızı alıp başka yere verebiliriz. Değiştirilebilir. Karaciğerimizi alamayız ama kanımızı alabiliriz. Başka kemik iliğimizi alabiliriz. Kemik iliği her yerde var. Başka yağ alabiliriz ya da doğduğunda kort kanını alabiliriz. Yani kök hücre her yerde var. Bize ne lazım? Miktarı bol olacak. Bize ne lazım? Onu oradan alıp başka yere verebileceğiz. Peki hocam kilolu insanlar daha mı şanslı kök hücre değil, açısından? Değil. Kilolu yağ insanlar bahsettik ya. Şanslı diye bir cümle kullanmamamız lazım. Kilolu insanlar hiçbir konuda şanslı değildir.
Kilolu insanları, evet mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Kilo ne yapabilir? Kilonun yağ dokunun içinde östrojen hormonu fazlaca salgılanır. Acaba biz diyoruz ki yağ doku olanda daha mı östrojen evet. miktarı yüksek, östrojenden faydası var mı? O bile tartışılır. Kilonun fazla yağın vücuda neredeyse hiçbir faydası yok. Yani ben bunu her program değişik hastalıklarda söylüyorum. Evet. İnsanoğlunun mücadelesi karbonhidratladır. Toplumları toplum yapan buğdaydır bizi buraya getiren. Ama aynı zamanda o buğdayın içindeki nişasta da bizim baş düşmanımızdır. Her zaman savaşımızı bizim karbonhidratla vermemiz lazım. Karbonhidrat demek vücutta karbonhidratın depo şekli, yağ olarak depo ediyoruz. Kilo. Kilo hiçbir şeyden korumaz. Kilo seni yüksekten düşünce veya vücuduna bir yaban cisim batınca ondan bile korumaz. Evet. Şöyle düşünür insanlar, ya acaba organlarımı korur mu? Hayır, gene korumaz. Çünkü kilon olmasaydı sen ince olacaktın, o cisim sana saplanmayacaktı bile, yandan geçip gidecekti örneğin hiçbir şekilde. Yani o ayrı bir olay. Ama yağ dokunun içerisinde kök hücre bol. Yağ dokunun içerisinde kök hücre bol. Ama şöyle düşünme, ya ben zayıfım zaten, yağ ne? Biz yağ buluruz. Her yerde yağ var. Vücudun çeşitli, çok zayıf insanlarda bile çıkarabiliyorsun. O ayrı bir olay. Ama tabii kilolu insanlara belki avantajı şu, doktor açısından alması kolay oluyor. Hemen plastik cerrah, yeri, bazı yerlerde ortopedist hemen kolayca yağ alabiliyor. Şimdi bu yağ dokunun içerisinde çok fazla miktarda kök hücre var. Biz acaba bunu alıp yağ dokudan ekstre ederek, yani ayırarak vücudun başka yerine verebilir miyiz? Bunu yıllardır plastik cerrahları kısmen yapıyor. Ne yapıyor? Yüze yağ doku dolguları yapıyor. Yağ alıp başka yerine atıyor. Ama onlar kozmetik kısmında. Biz ise bunun acaba kozmetik dışı tedavide kullanabilir miyiz diye akla geliyor. Şimdi burada başka bir kavram var. Kök hücre vücudun çeşitli yerlerinde var dedik. Ama bir de ona ulaşmak kolay olmalı. En kolay kandan ulaşıyorsun. Sonra belki yağ dokudan ulaşıyorsun. Kemik iliği o kadar kolay daha değil. Daha zor. Kemik iliği de popülerdir. Kemik iliği de kullandığı yerler var ama onda da ulaşım zorluğu oluyor. Yağ doku dediğin zaman ulaşımı daha kolay oluyor. Tabii her işlemin riski var. Evet. O ayrı bir olay. En kolay ulaşımı ise kandan ulaşım, ki biz ona PRP diyoruz. Evet. İşte vatandaşın bir tüp kanı alınıyor, hazırlanıyor. İşte daha sonra PRP haline getirip vücuda zerk ediliyor. Bunu mükerrer programlarda konuşmuştuk. Evet. Yağ doku ise biraz daha çetrefilli. Artık poliklinik koşullarında yapılacak bir işlem değil. Hasta ameliyata alınıyor. Orada yağ çıkarılıyor. O yağ hücreleri çeşitli işlemlerden geçirilerek yapısındaki kök hücreler ayıklanıyor. Sonra o kök hücreleri lazım olan bölgeye naklediyoruz. Yağ dokudan kök hücre son dönemde popüler olmasının, son dönemde kullanılmasının, son dönemde ortopedinin de içine girmesinin bence en önemli sebebi, bir, insanların artık organik yaşama geçmek istemesi. Organik yaşama geçmek istiyorsa gıdasını ona göre, yaşamını ona göre, tedavisini de ona göre istemesi. İkincisi, ulaşımının kolay olması. Üçüncüsü, bir besleyici tedavi, önleyici tedavi gibi kullanılıyor olması. Belki bir de liposakşının artık günlük kullanın yaşama daha fazla girmesi, insanlar bunu biliyor olması, konuşuyor olması sayılabilir. Bir de Türkiye estetik plastikte dünyada zaten öncül ülkelerden biri. Artık bizim vatandaşımız bile bunları çok iyi biliyor. Ay acaba liposakşın olacak, o yağı da alıp bir dizine versek mi vesaire, bunlar da sebeplerden biri belki. Evet. Programımızın başında da söylediğiniz gibi artık insanlar sağlıkta konfor bekliyor ve yaşamın birçok alanında doğallaşıyoruz, organikleşiyoruz. Aynı şekilde tedavide de artık kendi vücudumuzdaki hücrelerden faydalanıp hiçbir kimyasal almadan organik tedavilere yöneldik ve bunların da başında en popüler olarak yağ dokudan kök hücre tedavisi uygulanıyor. Ve aslında birçok şey saydınız hocam, kandan alınıyor dediniz, kemik iliğinden alınıyor, yağ dokudan alınıyor dediniz. Peki bu alınan hücreler hangi tedavilerle kullanılıyor? Şimdi kök hücre kavramından bahsettim. Bu hücre o kadar bebek, o kadar çocuk bir hücre ki onu nereye koyarsan ona dönüşüyor teorik olarak. Şimdi bizde ne gitti? Örneğin vatandaş yaşlandı, kilosu vardı, dizine bakmadı, spor yapmadı, iyi beslenmedi ve dizde kireçlenme başladı. Yıpranma, hasarlanma, dizi için örneği vereyim. Bu hasarlanma başladı. Bu hasarlanma çok ilerlediğinde daha ağır tedaviler yapılıyor. Örneğin protez gibi. Ama onu da yapıyoruz ama onda mecburuz. Diz gitti.
artık diyoruz ki senin yaşın da geldi. Biz bu dizi kurtaramayacağız. Bari protez koyalım. Bunu dişe benzetebilirsiniz. Dişinize iyi bakmadınız. Karbonhidratlı beslendiniz, fırçalamadınız, sıcak, soğuk, dikkat etmediniz, fındık kırdınız dişiyle bilmem ne, diş gitmeye başladı. Dişçi her zaman dişi kurtarmak ister. İşte şöyle yapalım, böyle kurtaramadı. En son der ki biz bu dişi çekelim, yerine implant koyalım. Şimdi bu çekme aşaması protez aşamasıdır. Henüz oraya varmadık. Burada yaş çok önemli. Hasta 45 yaşında diyelim, 40 yaşında, 50 yaşında, genç. Genç birine protez de koymak istemiyorsun. Protez ileri yaşta koymak istediğimiz bir tedavi. Bu genç hastaya ne yapacağız? Şimdi bu genç hastaya, bu genç ama kireçlenmesi, yıpranması, dizinde hasar olan hasta grubuna. Biz tabii ki öncelikle tedavi uyguluyoruz. Diyoruz ki fiziğe git. Bacak kaslarını güçlendir. Vücudunun yükünü kıkırdağın kemiğin değil kasların çeksin. Başka ne diyoruz? Kilo ver. Zaten her şeyin başı kilo. Tamam. Başka ne diyoruz? Kilo versen bile gıdalarını modifiye et. Karbonhidratlı değil, proteinli beslen. Tamam. Başka ne diyoruz? İlaç tedavisi verelim. Başka ne diyoruz? Diz içi enjeksiyonlar yapalım. Hepsini yapıyoruz. Ama hasta hala devam ediyor. Bu sefer diyoruz ki biz orayı kurtarmaya çalışalım. İçeriye hücre verelim. Kök hücre verelim. İşte böyle kireçlenmesi olan, kıkırdak hasarı olan eklemlerin içerisine, bunun öncülü dizdir, belki kalça eklemi, alınan hücreler nakledilebiliyor, zerk edilebiliyor. Ya bu biraz da denize düşen yılana sarılır. Biraz da ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yolun sonu protezde bitiyor. Ha, bunlar yaramıyorsa protezde de çok iyi sonuçlar alıyoruz. Hasta geliyor 45 yaşından 55 yaşına, 60 yaşına. Diyor ki hocam zaten o hastalar öyledir tipik. Gelir der ki hocam daha bana iğne yapmayalım. 5 yıldır iğne oluyorum. Bana kök hücre tedavisi oldu. Kapalı ameliyat oldum. Ben bu dizlerden yorulmaya başladım. Artık kilo almaya başladım. Hareketsiz kalmaya başladım. Ağrı kesici çok içiyorum. Tamam, senin zamanın geldi. Ona artık protez konuluyor. Protez koymadan önceki nispeten genç, dizinde yıpranma, kireçlenme, çürüme, sıvı kaybı olan hasta grubu. Bunlara yapıyoruz. Evet, önleyici ve besleyici bir tedavi besleyici, aslında. Önleyici, proteze giden süreci yavaşlatmak adına yavaşlatan, geciktiren, durduran, belki de durduran tedavi. Şimdi burada yaştan bahsettiniz hocam. Yaş çok önemli bir kriter dediniz ama bunun dışında kriterler nelerdir peki? Şimdi yaşı ben söylerken toplumun, genel Türk toplumunun, hatta genelde bizim hasta grubu bayandır. Bayan Türk toplumundaki kireçlenmesi olan hasta grubu için söylüyorum bu yaşı. Örneğin zayıf, fit, tenis oynayan, spor yapan, fitness yapan bir bayan için 75 de gençtir. Ama örneğin full karbonhidratlı beslenen, sedenter yaşayan, kilo almış olan obez bayan için ise 55 bile yaşlıdır. Evet. Burada yaşı aslında belirleyen, şöyle hastanın bir görüntüsü, yaşamı, tarzı, mesleği, bunlar çok önemli şeyler. O yüzden biz poliklinikte adeta elimizde 35, 40, 45 yaşlarında bir bayan geçtiği zaman ilk onu söylüyoruz. Yaşam tarzını değiştir. Kendin için yaşa. Ya şu kadarcık küçücük bir dişin için günde 2 kere 3 kere fırçalamaya 15 dakika veriyorsun. Şu dizlerin içinde bir 15 dakika egzersiz yap. Şu egzersizleri yap. Haftada 2 gün bir fitness'a git. Ya dişlerim çürümesin diye yediklerine dikkat ediyorsun. Dizlerin çürümesin diye de yediklerine dikkat et. Çünkü insanda sadece 2 tane diz var. Kocaman, bütün vücudu taşıyor. 32 tane dişin var. Küçücük. Onlar için yaptığını bari dizlerin içinde. Kendine zaman ayır. Bu o yüzden sadece yaş kriter değil. O hastanın kendi yaşam tarzına göre yaş. Başka ne olabilir? Kilo demiştik. Evet. Başka ne olabilir? Ya hastanın dizine genç yaşta ne kilosu var ne yaşı var. Darbe aldı dizine. O elinde olmayan bir şey. Travmalar. Biz elde olanı değiştirmeye çalışıyoruz. Travma. Başka ne oluyor? Romatizmal hastalığı olanlarda. Daha erken yaşta dizde yıpranma oluyor. Romatizmal hastalığı olanlarda. Romatizmal hastalığı olanlar hemen aklına şu geliyor. Hocam ben kanım zaten bozuk. Bende romatizma var. Alıp bir de onu dizime mi vereceksin? Romatizma hücrelerini vermiyoruz biz. Başka hücreleri veriyoruz. O hücreler zaten bir ayıklanma aşamasından geçiyor. Onlar ayrı, onlar ayrı. Bir de hücrelerin kendisi gidip de direkt zarar vermiyor. Çeşitli medyatörler aracılığıyla vesaire. O çok kompleks bir konu. Romatizmal hastalığı olanlar. Kabaca bu grup. Yani travmaya bağlı artroz. Romatizmal hastalıklara bağlı artroz. Ama en önemlisi senil, yaşa bağlı primer, toplumun çoğunda olan artroz, bu gruba yapılıyor.
Gene burada en önemli kriter bence yaş. Yaşı orta ileri olan gruba. Evet, yaş çok önemli, kilo çok önemli, alınan darbeler, travmalar çok önemli ama burada aslında tedavinin ilk basamağı hastanın yaşam kalitesini kontrol altına almak, düzenli beslenmek, egzersiz yapmak, varsa fazla kilolarından kurtulmak da tedavinin ilk aşaması diyebiliriz. Peki hocam, özellikle şunu sormak istiyorum. Önceki programlarımızda da hep diz kireçlenmelerini konuştuk, kalçayı konuştuk. Ortopedide neden en çok diz ve kalçadan bahsediyoruz? Şimdi ortopedide en çok hasta grubu diz ve kalçada çünkü. Bu kireçlenme için söylüyorum. Artroz için. Neden öyle? Vücudun yükünü diz ve kalça taşıyor. Bunlar büyük eklemler. Vücudun yükünü ayak bileği de taşıyor. O da büyük bir eklem. Evet. Ondan niye olmuyor bilmiyoruz. İnsanın ayak bileği kireçlenmiyor. Bunu tam olarak biz bilmiyoruz. Onun çok ayrı bir mekanizması var. Ama dizi ve kalçası, ki çok çok yüksek oranda dizi, kireçlendiği için, yıprandığı için hep onlardan bahsediyoruz. Hasta grubu onlar. Ama daha ufak bir hasta grubu kalçada, daha ufak bir hasta grubu sırayla söylüyorum ayak bileğinde ve omuzda. Omuz daha biraz daha yüksek ayak bileğinde. Sonra dirsek eklemi, el bileği eklemi, parmak eklemi, vücudun her yeri eklem. Ama bu eklemlerin hepsi aynı oranda kireçlenmiyor. En yüksek birinci sırada diz, hatta o kadar yüksek ki diğerlerinin hepsinin toplamından daha fazla. Sonra kalça geliyor vesaire. Bunu hasta grubu fazla. Eklem büyük. İçeriye sıvı vereceğim. Küçük ekleme veremiyorsun. Daha çok dize veriyorsun. Ama diğer eklemlere de müdahaleler var ama daha çok onlara. Hastası çok. Faydası da ona göre daha yüksek oluyor. Örneğin kalça ekleminde kurtarıcı tedaviler dediğimiz, bu az önce söylediğim işte enjeksiyon, fizik, kilo ver vesaire gibi şeyler kalça ekleminde çok işe yaramaz genellikle. Dizde yarar, kalçada yaramaz. Çünkü kalça eklemi problemlerinin altında genelde başka bir hastalık vardır. Kalçaya alınan ciddi bir travma, bazı ilaç kullanımı, bazı romatizmal hastalıklar, bazen kendi kendine. Kalça eklemi nadir olur, kireçlenmesi. Olursa zaten proteze gider. Çok fazla kalça eklemini kurtaramaz. Ama diz eklemi öyle değil. Kalça ekleminde sadece bizim avasküler nekroz dediğimiz kalçanın çürümesi hastalığı grubu var. Onu da erken dönemde yakalarsak, o zaman onu kurtarıcı bazı müdahaleler, protezden kurtarıcı müdahaleler yapabiliyoruz. Onun da hasta grubu çok fazladır. Erken dönem kalça çürümesinde iş proteze gitmeden bir şeyler yapılabiliyor. Ama kurtulmazsa o da protez. Kalça kireçlenmesi hemen tamamına yakını dönmezse proteze gider. Ama diz kireçlenmesi öyle değil. Öyle 60 yaşında herhangi bir şikayet olmayan bir bayanın da MR filmini çeksen bu kireçlenmiş dersin. Ben böyle yaşıyorum der. Yaşıyorsan yaşa deriz. Filme değil, hastaya bakmak lazım. Hastanın şikayeti çok önemli. Ama kalça öyle değil maalesef. Evet. Kalça dizden sonra göre. Diğer eklemler çok daha nadir görünüyor. Niye nadir görülüyor? Boyutu bir defa küçük ve yük taşımadığı için. Ve başka mekanizmalar da var. Çok daha nadir görülüyor. Onlara genellikle ya böyle devam et diyoruz hayatına, ya fizik gör ya da bazen o tedavileri onlara da yapıyoruz. Evet. Özellikle şunu da soralım hocam, yavaş yavaş süremizin sonuna doğru geliyoruz ama iş proteze gitmeden bizleri izleyenler hangi önlemleri alabilir kendileri için? Evet. Eğer bir kireçlenme varsa, dizlerinde bir ağrı varsa ne yapmaları gerekiyor? Şimdi söyledik, yine söyleyelim. Sonra yine söyleyelim. Bitince yine söyleyelim. Bunu hep söylemek lazım. Bir, sağlıklı yaşamaya çalışacağız. Kendimize zaman ayıracağız. Zaman bulunur. Şu değil, bütün evin işi bende. Yok, bir günde 24 saat. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların çoğu televizyonda saatlerini öldürüyor. Bir program eksik seyreder. Gider sporunu yapar. Spora benim param yok. Yok, spor dünyanın en bedava hobisi. Hiçbir şey yoksa çıkar tek başına. Yollar bedava, gezebilir. Tabii ki profesyoneli ayrı ama olanaklarına göre, her vatandaşın olanağına göre söylüyorum. Kendine zaman ayıracak. Yemek, biz zaten yeme diyoruz. Yememek bedava, yemek parayla. Sağlıklı olan şeyler aslında daha ucuz. Benim zamanım yok, yemek yememek için mi zamanın yok? Zamanın da var. Yemek yememek için zamanımız var. Karbonhidratlı beslenmemek için zamanımız var. Karbonhidratlı beslenmemek için paramız da var. Zaten ona bir şey harcamıyoruz. Başka ne yapman lazım? Sağlıklı yaşayacaksın, spor yapacaksın, egzersiz yapacaksın, kendine bakacaksın, iyi uyuyacaksın, düzenli uyuyacaksın. Bunlara rağmen hala bir artroz olabilir, genetik altyapın vardır vesaire vardır. O zaman ne yapacaksın? Gerekirse obezite polikliniğine gideceksin, gerekirse diyetisyene gideceksin. Daha ne yapacaksın? Bize geleceksin. Biz sana egzersiz vereceğiz, seni fiziğe yönlendireceğiz, ilaç vereceğiz. Daha ne yapacağız? Gerekirse
diz bakımı yapacağız sana. Hani cilt bakımı yapıyoruz ya. Diz bakımı. Dizine gerekirse enjeksiyon yapacağız. Bu enjeksiyon kandan olabilir, yağ dokudan olabilir. Çok nadir kemik iliğinden olabilir. Daha da kurtaramıyorsak daha radikal tedavilere geçeceğiz. Ameliyat edeceğiz seni. Bu süreç böyledir. Kendinle başlar. İlgilenmiyorsan doktorla biter. Evet, artık süremizin de sonuna geldik hocam. Güzel mesajlar aldık. Sağlıklı ve hareketli bir yaşam çok önemli. Bütün hastalıkları önlemek de çok önemli aslında. Sadece ortopedi için değil ama vücudumuza iyi bakacağız aslında. Bunu vurgusunu yapalım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. Obezite gelişmiş ülke hastalığı değildir. Obezite fakir, geri kalmış ülke hastalığıdır. Gelişmiş ülkeler vatandaşları zayıf olur. Bizde şöyle bir algı var. Zayıf mı fakirlik? Hayır. Zayıflık, fitlik, gelişmişlik, sedenter yaşam, obezite, geri kalmışlık göstergesidir. Biz öyle bir ülke olmayalım. Biz öyle bir ülke değiliz. Ancak Avrupa'nın en obez ülkesiyiz şu anda. Evet. Sanırım en fakir ülkesi olduğumuz için. Dikkat etmemiz lazım kendimize. Bu işler kendini kurtarman bir süre sonra ülkeni kurtarmanla devam eder. Örneğin protez cerrahisi ülkeye çok büyük maddi bir külfettir. Sadece vatandaş kendine bakarak ülkesinin bile ekonomisine katkıda bulunabilir. Örneğin diyabet tedavisi, diyabetik ayak tedavisi, diz kireçlenmesi tedavisi bunlar hep sebebi obezitedir ve ülkeye çok ciddi maddi külfetler getirir. Biz onu bir çevirebilirsek maddi olarak da artıya geçeriz. Sadece kendimize bakarak, kendimize sağlıklı bakalım, ülkemize bile faydamız var. Çok teşekkür ederiz hocam. Obeziteye değinmiş olduk. Artık bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Onun da vurgusunu yaptık. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programında bugün yağ dokudan alınan kök hücre tedavisini detaylandırdık. Konuğumuz operatör doktor Bangin Bekir Candan oldu. Veda ediyoruz şimdilik. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.